Evet. Bugün son. Allah'ın izniyle. Bir daha söyler misin? Evet. Deneme sınavları devam. İyi bak. Tamam. Evet. Tamam. Devam edelim. Yok. 14 aylık uzun bir yolculuktan beraber yolculuk yaptık. Evet. Vallahi günler geldi geçti değil mi? Hep beraber bir rekor kırdık aslında. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 ay süren bir KPSS kursu olmamış. Ben mutluyum. 14 ay sizle beraber olduk. Dikkat ettik ama bir suç işlediysek, kalbinizi kırdıysak kusura bakmayın. Hocam kalbim var, Murat'ın kırılan kalp olsun ama biz yeter ki kazanalım. Öyle mi diyorsun? Ben öyle diyorum. Ben hayata senin yaşlarken öyle bakıyordum, artık öyle bakmıyorum ya. İnşallah hem kimseyi de kırmayacaksın hem de hedeflerine ulaşacaksın. Kazanın gerisi geldi. Bu kadar stres yapma ya, hazırsın. Ben hani size ciddiyim bu konuda da, gerçekten düzenli takip ettiniz. Düzenli takip edenler yeterli bilgileri aldı zaten ya. Yani 5 tane kötü ders ya. Türkçe, matematik, tarih, bunlar hepsi. Bir vatandaşlık bizim yeni gördüğümüz ders. Onda siz de çalıştınız. Şimdi biz tarih dersini dün bitirdik. Genel tekrar anlamında şu şeyi genel tekrar edelim. Bu son dönemde olan olaylar var ya. Türk ne diyelim? Soğuk savaştan sonra olan olayları, küreselleşim. Onları biraz şey yapalım, tekrar edelim. Genel olarak da bence hazırsınız sınava. Tabii hiç kimse hiçbir sınava tam hazır olamaz denir. Ben de böyle düşünüyorum. Mutlaka ufak tefek eksikler olur ama artık kazanmak için girin. Yani gidip hakkınızı alın. 14 ay devam ettiniz. Oradaki hakkınızı alın. Yani hiçbir şey yapmasan 14 ay, yani belki 50'den fazla defa kursa geldiniz. Yani bir de 2 ile çarparsan 100'den fazla kez geldiniz. 3-4 ders dinleseniz 400-500 ders yapar yani. Hiçbir şey olmasa. Yani o derste dinledikleriniz yeter size. Bu o kadar da deneme sınavı yaptık. Değil mi? Bilmiyorum. 40-50 tane deneme sınavı oldu herhalde. Her hafta bir tane yaptığımıza göre, ara sıra yapmadık ama. Onun için hazırsınız. Rahat olun. Bu kronoloji anlamında bir bakalım. Soğuk Savaş döneminden sonrasına bakalım. Bu son dönem dünya tarihiyle ilgili. Bu soğuk savaş ne demek arkadaşlar? Soğuk savaş, iki tane büyük blok var değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ve Sovyet blokları var. ABD ve Sovyet blokları var. ABD'nin liderliğindeki Batı bloğuyla Sovyetlerin liderliğindeki Doğu bloğu arasındaki çatışma. Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar geçen dönemdeki aradaki gerginliğe ve çatışmaya soğuk savaş deniyor. İki kutuplu bir dünya düzeni vardı Soğuk Savaş'ta. İki kutuplu bir dünya düzeni vardı. Bir taraf NATO, diğer taraf Varşova Paktı. Batı'nın örgütüne NATO deniyor. Doğu'nun örgütüne Varşova Paktı deniyor. Soğuk Savaş'a neler yol açmıştır? Bir, yüzdeler anlaşması. İki, Berlin buhranı. Üç, silahlı nükleer silahların denetimindeki anlaşmazlık. Arkadaşlar bu Soğuk Savaş'ın başlarında Sovyetler Birliği komünizmi yaymaya çalışıyordu bütün dünyada. Doğu Almanya'ya, Polonya'ya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya'ya dağıtma, bunu yaymaya çalışıyordu. Avrupa dışında da komünizm yayıldı. Nerelerde yayıldı Avrupa dışında? Küba devrimi oldu, Çin devrimi oldu ve Kuzey Kore'de devrim oldu. Buralarda komünizm yayıldı. Mesela önemli bir örnek var. Arnavutluk'ta Enver Hoca. Biliyorsunuz Arnavutluk geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaletiydi. Arnavutluk'ta Enver Hoca komünist idare kurdu Arnavutluk'ta. Doğu blokunun önemli organları nelerdir? Kominform var mesela. Kominform. Kominform'un amacı Marshall yardımına karşı Avrupa'daki komünist hareketi koordine etmek ve komünist hareketi desteklemek, Kominform. Comecon var. Yine Doğu blokunda bu. Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi. Doğu blokundaki Comecon. Sosyalist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği. Siz sordunuz, Varşova Paktı 1955'te kuruldu. NATO'nun kurulmasına karşılık Varşova Paktı kuruldu. Doğu blok ülkeler arasında Çekoslovakya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Macaristan, Polonya,
Doğu Almanya, Arnavutluk arasında silahlı kuvvetlerin işbirliğini yansıtır. Savunma paktı. Başka neler var olan olaylar? Bakalım. Doğu blokunda arkadaşlar Çin ve Sovyetler Birliği bir zaman sonra anlaşmazlığa düştü. Macaristan'da bir devrim denendi. Çekoslovakya'da Prag Bağrı isimli devrim oldu. Bunlar insancıl komünizmin, milli komünizm gibi liberal sayılabilecek hareketlerdir. Yugoslavya Kominform'dan çıkarıldı. Sovyetler Birliği Yugoslavya'da kontrol altına almak istedi ama Yugoslavya'nın lideri Mareşal Tito vardı. Duymuşsunuzdur ismini. Buna müsaade etmedi ve Yugoslavya bağlantısızlara katıldı. Batı bloğunda kimler var? Batı bloğunda arkadaşlar ABD'nin başkanlığında İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletlerle başlangıçta vardı. Daha sonradan Truman doktrini ile Türkiye ve Yunanistan da desteklenmeye başlandı. Türkiye 100 milyon dolar, Yunanistan'a 300 milyon dolar yardım yapıldı. Truman doktrini ile ABD Sovyetlerin yayılmasına karşılık Monroe doktrini terk etti. Biliyorsunuz Monroe doktrini var değil mi? ABD'nin yalnızlık doktrini. Bunu terk etti. Komünizme karşı Truman doktrini başlattı. Arkasından gene ABD Dışişleri Bakanı George Marshall bütün Avrupa'ya yardım etmek için Marshall planını başlattı. Bütün Avrupa'ya yardım etmek için. Avrupa'da komünizm ilerlemesin diye. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin 16 ülkesine yardım edildi. 16 Avrupa ülkesine yardım edildi. Marshall yardımına en fazla pay alan ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya oldu. Marshall planına karşı da Sovyetler Birliği Molotov planını başlattı. Gene Batı bloğunun önemli bir kurumu Batı Avrupa Birliği 1948'de kuruldu. Sovyet tehdidine karşı İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda kurdu. Daha sonra en büyük örgüt NATO, Kuzey Atlantik Paktı 4 Nisan 1949'da kuruldu. Türkiye 1952'de üye oldu. Türkiye'nin NATO'daki ilk daimi temsilcisi Fatih Rüştü Zorlu'dur. Fatih Rüştü Zorlu daha sonra 1960 ihtilalinde asılarak idam edilmişti. NATO 12 Batılı Avrupa ülkesi tarafından kuruldu. Kuzey Atlantik Paktı adı. Biliyorsunuz askeri işbirliği teşkilatıdır değil mi? Ortak savunma teşkilatıdır. Avrupa Konseyi kuruldu 5 Mayıs 1949'da. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kuruldu. Bunları söyledik. 1951'de Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kuruldu. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu ilk başkanı Fransızdır. Jean Monnet. Jean Monnet. Önemli bir kimse bu Jean Monnet. Üniversitelerde falan bursları veriliyor bunun. Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Roma Anlaşması'nda kuruldu. Daha sonra 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğu oldu adı. Böyle devam ediyordu. Orta Doğu'da önemli gelişmeler var. 1948'den itibaren İsrail kuruldu ve Arap-İsrail savaşları çıktı. Değil mi arkadaşlar? İsrail 1967 savaşında Kudüs'ün tamamını ele geçirdi. Dünya Siyonist Teşkilatı vardı biliyorsunuz değil mi? Abdülhamit'e bir mektup gönderip Filistin'de bir İsrail devletinin kurulması karşılığında Osmanlı Devleti'nin tüm borçlarını ödeyeceğini belirtmişti. Bunu biliyor musunuz? Dünya Siyonist Teşkilatı'nın başı Theodor Herz 2. Abdülhamit'e bir mektup gönderdi dedi ki biz Osmanlı'nın bütün borçlarını ödeyelim. Bize Filistin'de bir devlet kurmaya izin verin. Abdülhamit de dedi ki bir daha bu meseleyi benim önüme getirmesin dedi. Ona söyleyin dedi. Bir daha bana böyle bir teklif yapmasın dedi. Ben bir karış dahi olsa toprağımı satmam. Zira vatan bana ait değil, milletime aittir dedi. Bunu ta yılın en başına dönersek aynısını ne demişti? Mete Han da söylemişti değil mi? Çinliler toprak isteyince toprak bana ait değil demişti veya başka bir Türk kavmine toprak verilmek istendiğinde. Evet. Kanla alınan toprak kanla verildi diye. Arkadaşlar 1950 yılların başında İran'la İngiltere arasında bir petrol anlaşmazlığı oldu. Süveyş krizi var 1956'da. Önemli Süveyş krizi. Şimdi İngiltere-İran petrol anlaşmazlığı 1951-54 yılları arasında. İran lideri Doktor Musaddık İran petrollerinin sömürmesine karşı çıktı. Fakat daha sonra iktidardan düşürüldü. General Zahedi geldi ve İngiltere'yle tekrar barış imzaladı.
bizim yaşadığımız son günlerdeki olaylara benziyor. Süveyş krizi. Arkadaşlar, Süveyş kanalını İngiltere ve Fransa beraber işletiyorlardı. Süveyş kanalı Mısır'ın ortasında. En sonunda Mısır'dan Mısır lideri, darbeyle Mısır'ın liderliğine geçirmiş Cemal Abdülnasır, Süveyş kanalını millileştirdi. Bundan sonra Mısır yönetecektir Süveyş kanalını dedi. Süveyş kanalını bundan sonra Mısır yönetecektir dedi. Dediği andan itibaren de İsrail Mısır'ın üzerine saldırttırıldı. İngiltere ve Fransa İsrail'i Mısır'ın üzerine saldırttırdılar. Bunun sonucunda 1956 Süveyş kanalının en önemli sonucu, artık Arap ülkeleri Sovyet Rusya'ya güvenmeye başladılar. Hemen arkasında Eisenhower doktrini var 1957'de. Eisenhower Süveyş krizinden sonra Rusya'nın Orta Doğu'daki saygınlığının ve yetkisinin arttığını görünce Lübnan, Pakistan, Irak, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeleri desteklemeye başladı. Eisenhower doktrini, ABD Başkanı Eisenhower. Eisenhower biliyorsunuz 1944'te Normandiya'ya çıkan müttefik kuvvetlerin başkanı olan ABD'li generaldi. Daha sonra bu Eisenhower ne yaptı? Başkan oldu ABD'ye. Seçimle başkan olarak geldi. Eisenhower doktrini ne demek? Lübnan, Pakistan, Irak, Türkiye, Yunanistan, Fas, Tunus'un desteklenmesidir. Lübnan bulanımı 1958'de oldu. Lübnan bulanımı. Uzak Doğu'da neler oldu arkadaşlar? Uzak Doğu'da bizi ilgilendiren en önemli olay Kore Savaşı 1950. Türkiye Kore Savaşı'na asker göndererek, Türkiye Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler Kuvvetleri bir tugaylık asker göndererek katıldı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yurt dışına asker yollamış oldu. Türkiye Cumhuriyeti ilk defa yurt dışına asker Kore Savaşı'na gönderdi. Türkiye'nin NATO'ya katılması yönünde önemli bir adım atılmış oldu. 1954'te Hindi-Çin Savaşı oldu. SEATO kuruldu. Bunu bahsetmiştik dün. Arkadaşlar, Asya'da neler oldu dünyada bakalım. Önce Mahatma Gandhi, Hindistan'ın bağımsız bir devlet yaptı değil mi? Arkasından Muhammed Ali Cinnah, Pakistan'ı bağımsız bir devlet yaptı. Bunların ikisi de İngiltere'den bağımsızlıklarını ilan ettiler. Mahatma Gandhi 1948'de öldü. Hindistan'ın siyasi ve ruhani lideridir. Pakistan'da Muhammed Ali Cinnah İngiltere'de öğrenim görmüş bir Müslüman öğrencidir. Önce Pakistan Genel Valisi olmuş. İngiltere'nin Pakistan Genel Valisi olmuş. Daha sonra da Pakistan'ı kurmuştur. Muhammed Ali Cinnah, dur. Muhammed Ali Cinnah Pakistan'ın ilk genel valisidir. Pakistan'ın kurucusudur. Evet, sor şimdi. Yok, sormayacağım da Figen beni güldürdü de onu söyleyecektim size gülümle. Burada hani sağda Mahatma Gandhi var ya. Evet. Onu karıştır oğluna benziyor. Bugün duramayacağım artık hocam. Çok komik. Doğrudur. Mahatma Gandhi Hindistan'ın bağımsızlığını sağlayan siyasi ruhani önder. Pakistan'ın bağımsızlığını sağlayan da Muhammed Ali Cinnah. Daha sonra Vietnam Savaşları oldu değil mi? Biliyorsunuz. Evet. Afrika'da neler oldu bakalım. Arkadaşlar, Afrika'da en dikkat çekecek işler, İngiltere bağımsız, İngiltere ilk adımı 1957'de İngiltere'ye karşı bağımsızlık kazanan Gana atmıştır. Afrika'nın özgürleşmesinde ilk adımı atan Gana'dır. İngiltere'den bağımsızlaşmıştır. Bütün ülkeler sırasıyla bağımsız oldular. Avrupa Birliği, düzeltiyorum, Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu 1963'te. Soğuk savaş dönemi Türk dış politikasındayız. Soğuk savaşta neler yaptık biz? Avrupa Konseyi'ne üye olduk. Ortak savunma programına girmeye çalıştık. 1952'de NATO'ya üye olduk. Soğuk savaş döneminde Türkiye önce 1952'de NATO'ya üye oldu. Arkasından Balkan İttifakı'nı kurduk 1954'te. Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye beraber dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladılar. Kıbrıs sorunu sebebiyle sona erdi Balkan İttifakı. Bağdat Paktı'nı kurduk 1955'te. Balkan Paktı ile Balkan Antantı aynı mı? Değil. Balkan Antantı. Atatürk zamanında Balkan İttifakı 1954 Adnan Menderes hükümetleri zamanında.
Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye dostluk ve işbirliği Balkan için. Balkan Paktı ittifakı aynı. Balkan Paktı ya da Balkan İttifakı aynı. Balkan Antantı farklı. Balkan Antantı Atatürk'ün kurduğu, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Balkan İttifakı ya da Balkan Paktı Adnan Menderes hükümetleri zamanında 1954'te kuruldu. Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye arasında kuruldu. Dostluk ve işbirliği için kuruldu. Balkan Antantı şey değil mi hocam? Bu İtalya'nın bir şeyi var. Yani bu politikasının. Evet, 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 evet. Önce Yugoslavya'nın paktı ilgisi azaldı. Sonra da Kıbrıs sorunu sebebiyle Balkan İttifakı resmen sona erdi. Bağdat Paktı 1955. Bağdat Paktı önce Türkiye ve Irak arasında imzalandı. Türkiye doğusunu ve güneyini kontrol altına almaya çalışıyor. Güvenlik altına almaya çalışıyor. Daha sonra İngiltere, Pakistan ve İran Bağdat Paktı'na katıldı. Arkadaşlar bu paktla beraber Orta Doğu'daki liderlik Türkiye'ye geçti. Arap dünyası kendi çatısı altında toplamak isteyen Mısır lideri Cemal Abdülnasır buna katılmadı. Ve daha çok Sovyetler Birliği'ne yakın oldu. Evet. 1957'de bir Suriye bunalımı ortaya çıktı. Bakın şu anda da var Suriye bunalımı. Bir de 1957'de bir Suriye bunalımı ortaya çıktı. Türkiye ile Suriye savaşının eşiğine geldiler. Suriye Moskova'nın uydusu haline gelmişti. Türkiye ile Suriye savaşının eşiğine geldiler. Fakat araya Suudi Arabistan girdi. Türkiye ile Suriye arasında arabuculuk yaptı. ABD'nin Türkiye'ye büyük destek vermesi üzerine Suriye'nin gözü korktu. Ürdün Kralı da Suriye'ye tavrını yumuşatmasını istedi ve kriz çözüme kavuştu. Evet, soğuk savaş döneminde içeride neler oldu bakalım. Soğuk savaş döneminde içeride neler oldu? Türkiye'de neler oldu? Soğuk savaş dönemindeyiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü çok partili siyasi hayatı başlatmak istedi. İnönü'nün bu açıklamasından sonra Türkiye'nin ilk muhalefet partisi kuruldu. 1945'te Nuri Demirağ tarafından. Milli Kalkınma Partisi kuruldu. Ancak siyasi parti siyasi hayatta pek etkili olamadı. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi Nuri Demirağ'ın Milli Kalkınma Partisi'dir. Arkasından Demokrat Parti kuruldu 1946'da. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan. Dörtlü takkir üyeleri bunlar. Bunlar eskiden Cumhuriyet Halk Partisi üyeleriydi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurup Demokrat Parti ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp Demokrat Parti'yi kurdular. İlk genel başkanları Celal Bayar'dır. 1946 seçimleri oldu. İlk kez tek dereceli seçim yapıldı. 1946'da. Fakat 1946'da açık oy gizli sayım olduğu için şaibelidir bu seçim. 1952'de. Hayır. 1950'de şey oldu değil mi? Evet. Daha sonra 1948'de Millet Partisi kuruldu. 1950 seçimleri ve iktidarın kansı olarak el değiştirmesi çok önemlidir. 14 Mayıs 1950'de Beyaz Devrim olarak adlandırılan Türk siyasi hayatında Beyaz Devrim olarak adlandırılan kansız olarak iktidar değişti. Gizli oy açık sayım olunca Demokrat Parti iktidara geldi. %55 gibi yüksek bir oy aldı. 408 milletvekili kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi 69 milletvekili. Demokrat Parti 408 milletvekili kazandı. Arkasından 54 seçimleri oldu. 1957 seçimleri oldu. Ekonomik gelişmeler bozulmaya başlandı. Arka arkaya ekonomik problemler ortaya çıktı. Darbe yaklaşıyor yani. 1950 yılların bir sosyal kültürel hayatına bakalım. 1958'de ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle IMF'den borç alındı. Ve daha sonra darbe olmuştu biliyorsunuz. Şimdi sosyal kültürel gelişmelere bakalım 1950'de. 1950'nin en önemli olayı köyden kente göçtür arkadaşlar. 1950'lerdeki en önemli olaylar köyden kente göç. Neden? Çünkü tarımda makinalaşma oldu. Köyden kente göç başladı. 1950'den en önemli gelişmeler köyden kente göç başladı. Televizyon ortaya çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon yayınlarına başladı. Bu dönemdeki ilk Türk filmi, ilk renkli Türk filmi Halıcı Kız. İlk renkli Türk filmi Halıcı Kız'dır.
Dünyada arkadaşlar, dünyada ilk atom bombası 1945'te ABD tarafından yapıldı ve kullanıldı. İlk bilgisayarın adı ENIAC. İlk bilgisayarın adı ENIAC. 1951'de üretildi. ENIAC. İlk trafik ışıkları New York'ta kullanıldı. 1953'te ilk renkli televizyon yayını başladı. 1954'te çocuk felcine karşı aşı geliştirildi. İlk nükleer denizaltı Nautilus 1954. İlk kez UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası düzenlendi 1955'te. Real Madrid kazandı. İlk bilgisayar dili Fortran'dır. Sovyetler Birliği Sputnik 1 uydusunu yörüngeye oturttu. 1957'de uzaya giden ilk canlı Laika isimli köpektir. Son dönemde biliyorsunuz Rusya'yla ilişkilerimiz iyi. Böyle bir soru gelebilir mi? 1957'de Sovyetler Birliği uzaya giden ilk canlı Laika isimli köpek Sputnik 2 ile gönderdi. Daha sonra ABD NASA'yı kurdu. 1958'de ilk kalp bile icat edildi. İlk fotokopi makinesi icat edildi 59'da Xerox tarafından. İkisi de yazılıyor. Evet. DNA'nın yapısı çözüldü. James Watson. DNA'nın yapısını çözen kimse. Şimdi geldik yumuşama dönemine. Detant dönemi deniyor. Detant. Arkadaşlar, yumuşama politikasının sebebi konvansiyonel klasik silahlardan nükleer silahlara geçilmiştir. Nükleer silahlar o kadar güçlüdür ki bütün dünyayı ortadan kaldırabilir. Bu yüzden de artık insanlar savaşın bütün insanlığı ortadan kaldırabileceğini gördüler. Bu yüzden de yumuşama dönemine geçildi. Yumuşama döneminin ilk olayı Küba bunalımıdır. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği füzelerini Küba'ya yerleştirmişti. Dünya savaşın eşine geldi. Daha sonra Sovyetler Birliği füzelerini söktü buradan, Küba'dan. Bizi ilgilendiren tarafı ne? Sovyetler Birliği füzeleri sökerken dedi ki Türkiye'deki de Sovyetler Birliği Küba'dan füzelerini sökerken dedi ki Türkiye'deki de Jüpiter füzeleri kaldırılsın o zaman dedi. Bizi ilgilendiren tarafı bu. ABD ile Çin arasındaki yumuşama dönemindeki diplomasiye ping-pong diplomasisi denir. Ping-pong diplomasisi denir. Bunun yürüten kişi ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'dır. Daha sonra stratejik silahları azaltma görüşmeleri başladı. Buna SALT 1 deniyor. Helsinki Nihai Senedi ortaya çıktı. Avrupa'da güvenlik ve işbirliğini sağlamak için Helsinki Nihai Senedi. 35 imzacı ülke var. Bunlardan biri Türkiye. Avrupa'da güvenlik işbirliği için. Yumuşama döneminde nükleer yarış ve soğuk savaşı sona erdirme çabaları vardır. Yumuşama döneminde bir U-2 krizi çıktı. ABD U-2 casus uçakları üretmeye başladı. Sovyetler Birliği'nin uzay yarışının sonuçta ortaya çıktı. Sovyetler Birliği'ni izlemek için U-2 casus uçakları ortaya çıktı. U-2 casus uçaklarının bir tanesi Türkiye'den kalkmış ve düşmüştü. Bu yüzden Türkiye'de bunun içinde buldu kendini bu krizin. Vietnam Savaşı var. Biliyorsunuz ABD ile Vietnam arasında. ABD kamuoyu tarafından bu savaş sebepsiz ve anlamsız görüldü. Muhammed Ali Clay, dünya gelmiş geçmiş en büyük boksörlerinden biridir. Yeni vefat etti değil mi? 3 Haziran 2016 hayatını kaybetti. Savaşa çağrılmıştır, askere çağrılmıştır. Savaşa gitmeyi reddetti. Vietkonglar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım diye tarihi bir söz söyledi. Bunun üzerine lisansı iptal edildi. Dünya şampiyonluğu elinden alındı. 3 yıl boyunca resmi maçlara çıkamadı. Daha sonra lisansı geri verildi. Muhammed Ali Clay öldüğü için bu konuyu incelemek istedik. Keşmir sorunu var. Keşmir sorunu özellikle Pakistan ve Hindistan arasına çıkmıştır. Keşmir biliyorsunuz Çin, Afganistan, Pakistan arasında çok verimli bir bölge. Bu verimli toprakların altı da aynı zamanda verimli madenlerle dolu. Büyük bir çatışmanın eşiğine geldiler iki ülke. Daha sonra Sovyetler Birliği araya girdi. Pakistan ile Hindistan arasında Taşkent Deklarasyonu imzalandı ve barışçıl yoldan çözmeye çalıştılar. 1980'lere geldik. Çok önemli bir olay. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti.
Sovyetler Birliği'nin Afgan işgaline karşı Mücahit isim verilen gruplar mücadele etmeye başladılar. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi üzerine ABD ve 70 ülke Moskova'da düzenlenen 1980 yaz olimpiyatlarına katılmadı. Bağlantısızlar hareketi. Nedir bu bağlantısızlar? Dünyada iki tane blok var. Biri Doğu bloğu, biri Batı bloğu. Bu iki blokta da yer almayan bir grup ortaya çıktı. Bağlantısızlar. Bağlantısızlar hareketin en önemli üyeleri Hindistan, Yugoslavya ve Mısır'dır. Bunların ilk yaptıkları önemli toplantı Endonezya'nın baş şehri Bandung'da yapıldı. Hiçbir askeri ittifakı üye değildir. Sömürgecilere karşı çıkarlar. Orta Doğu'da İsrail-Arap savaşlarını söyleyelim tek tek. Bir 6 gün savaşları var. Bu 6 gün savaşlarının sonucunda hep İsrail kazanıyor biliyorsunuz savaşları. 6 gün savaşları sonunda hem Suriye hem Mısır yenildi. Arap ülkeleri 5-6 Arap ülkesi İsrail'e saldırıyor ve savaşı İsrail kazanıyor. İsrail ordusu Suriye'nin Golan Tepelerine girdi. Arap ülkelerine malzeme göndermek ve personel yetmek amacıyla Ruslar Orta Doğu'ya yerleşti. Bu da Türkiye'nin ve NATO'nun güvenliğini tehdit etmeye başladı. 1967 6 gün savaşlarına yenilen Araplar, 1967-68 6 gün savaşlarına yenilen Araplar, İsrail'in dini bayramı olan Yom Kippur'da 1973'te İsrail'e saldırdılar. Yom Kippur Savaşı bu. Bu savaşı da İsrail kazandı. Fakat İsrail ABD'ye daha bağımlı hale geldi. En sonunda bütün bu savaşları durdurmak için Camp David Anlaşması, ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın diyelim ki teşvikiyle, Mekik diplomasisiyle Camp David Anlaşması yapıldı. İsrail ile Mısır arasında anlaşma yapıldı. İlk kez bir Arap ülkesi Mısır, İsrail'i tanımış oldu. İsrail resmen tanıyan ilk Arap devleti Mısır olmuştur. ABD Başkanı Jimmy Carter Arap uculuk yaptı. Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Begin, Menachem Begin anlaşma imzaladılar. Böylece İsrail tanıyan ilk büyük Arap ülkesi. Arap ülkeleri ambargo düzenlediler 1973'te Batı'ya karşı. Petrol satmadılar. İslam Konferansı örgütü var. Arkadaşlar, radikal bir Hristiyan Mescid-i Aksa'yı kundakladı, yaktı. Dolayısıyla böylece İslam Konferansı örgütü kuruldu. Örgütün merkezi Cidde, söyledik. Geçmişte Profesör Doktor Ekrimettin İhsanoğlu buraya başkanlık yaptı. Petrol ihraç eden ülkeler demiştik ki özellikle Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Batı'ya petrol satmadılar ve büyük bir petrol krizi oldu. Batı'da insanlar arabalarına koyacak benzin bulamadılar. Böyle devam etti. Irak'ta rejim değişikliği var. Baas Partisi, dikkat edelim. Baas Partisi Arapça'da yeniden diriliş anlamına gelir. Orta Doğu'da sosyalist, birleşik, laik bir Arap devleti oluşturmak için kurulmuştur. Baas Partisi Orta Doğu'da sosyalist, birleşik, laik bir Arap devleti kurmak için oluşturulmuştur. Sloganı dirlik, özgürlük, sosyalizmdir. Baas Partisi yanlısı Saddam Hüseyin Irak'ta yönetimi ele geçirdi. Arkasından İran'da rejim değişikliği oldu. Şah Muhammed Rıza devrildi. Ayetullah Hümeyni büyük bir halk desteğiyle İran'a geri döndü ve İran İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. Arkası hemen İran-Irak Savaşı çıktı. 1980-88 İran'daki rejim değişikliğinden yararlanmak isteyen Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin İran'a savaş açtı. İki ülkede hiçbir şey kazanamadılar. 8 yıl boyunca savaştılar. Silah tüccarlarını zengin ettiler. Bu arada İran Gate olayı oldu. İran-Irak Savaşı sırasında. ABD tanımadığı düşman olarak gördüğü İran'a el altından silah sattı, ortaya çıktı İran Gate olayında. İran Gate'deki bütün suçu üzerine Oliver North aldı. Amerika'da İran Gate diye bir olay ortaya çıktı. Yani İran'a gizlice silah satmak. ABD'nin İran'a gizlice silah satması deniyor buna.
bütün suç üzerine albay Oliver North aldı. Ve Reagan, ABD Başkanı Reagan suçlu olmadığı kanaatine varıldı. ...1965'te ilk kalp nakli gerçekleştirildi. Kristin Bernard. ...1969'da Neil Armstrong ayağa ayak bastı, ilk insan. 1975'te hepatit B aşısı üretildi. 1972 video kaset ortaya çıktı. 1975'te nötron bombası üretildi. 78'de MIR çekildi. 79'da PC ve CD üretildi. Yani ev bilgisayarı üretildi. 1962'de üretildi gibi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar, bir Kıbrıs sorunu var değil mi? Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Rumların Enosis adı verilen Yunanistan'ın Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma projesi. Evet. Kıbrıs Rumların Enosis adı verilen Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma ideali. Enosis, Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılması. EOK neydi? Terör örgütü. Evet. Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılma planı Enosis, bu planı gerçekleştirmek için kurulan terör örgütüne de EOK denir. Gerilla savaşı yapmak için kurulmuştur. Türkler de buna karşı Rauf Denktaş önderliğinde Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdular. Evet. Burada önemli bir lider var. Doktor Fazıl Küçük. 1960'ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Zürih ve Londra anlaşmalarıyla. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yardımcılığına Doktor Fazıl Küçük geldi. Tekrar zaman da herhalde. Evet, muhtemelen. Evet. Pilot Cengiz Topel. Önemli bu. Türkiye'nin her yerinde Cengiz Topel Caddesi vardır. Cengiz Topel Okulu vardır. Cengiz Topel Mahallesi vardır. Evet, pilot yüzbaşı Cengiz Topel. Uçağa düştü, şehit oldu. Burada Cengiz Topel'in herkesi üzen bir hikayesi oldu. Rumlara esir düştü çünkü Cengiz Topel. Rumların ona eziyet ettiği, çok ağır işkence ettikleri düşünülüyor. Hastanede öldü deyip cesedini iade ettiler de. Ama iyi ağır işkence yaptıkları düşünülüyor. Türkiye 1964'te Kıbrıs'a çıkartma yapmaya karar verdi. Fakat ünlü Johnson mektubu ortaya çıktı. ABD Başkanı Johnson, Türkiye'nin Kıbrıs'a asker çıkarmamasını istedi 1964'te. Biz buna Johnson mektubu diyoruz. ABD 1964 Johnson mektubu. Yok hocam, mektup atmış. Yok. Gücün varsa yaparsın. Gücün yoksa böyle mektup atıyorlar işte sana. Çıkartmayı evet. Bacak evet. ABD diyor ki yaşanan gelişmelerden rahatsızım. Bölgeye çıkacak bir savaş, kendi bölgede çıkacak bir savaş benim stratejik çıkarlama aykırıdır. Türkiye ve Yunanistan iki NATO üyesi ülkedir. Bunların savaşması kabul edilemez diyor. Eğer bu savaş sonunda Sovyetler Birliği size saldırırsa NATO sizi korumayabilir diyor. Biliyorsun bizim için NATO'nun bizi koruması çok önemli o yıllarda. Hala kısmen öyle. Değil mi? Suriye'den füze geleceği zaman NATO'dan ne istiyoruz? Biz hemen Patriot füze, Patriot istiyoruz. Patriotlar gelsin diye. Onu kendimizin yapması lazım. Gücün varsa sana mektup yazmaz, yazsalar bile önemsemezsin. Arkadaşlar 1974'e kadar bu işler devam etti. 1974'te 23 Temmuz günü Yunan hükümeti istifa etti. 15 Temmuz 1974'te Makaryos'a darbe gerçekleştirildi. Şöyle, Enosis'i hemen gerçekleştirmek istiyor EOK üyeleri. Nikos Samson Makaryos'u devirdi. Makaryos kim? Resmi Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Fazıl Küçük de yardımcısı. Fakat Nikos Samson isimli bir EOK'cı darbe yapıyor. Kıbrıs Elem Cumhuriyeti'ni,
Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni ilan ediyor. Dolayısıyla biz de 5 gün sonra 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na başladık. Arkasından 16 Ağustos'ta 2. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. 1. Harekatta, 1. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dünya bizi kısmen destekledi. Yani bizim haklı olduğumuzu düşündü. Çünkü büyük bir terör ve Türk vatandaşlarına, Türk soylu insanları öldürüyorlardı. Fakat 2. Barış Harekatı'nda dünya kamuoyu bizim aleyhimize döndü. Yunanistan, ABD ve Sovyetler Birliği bize tepki gösterdi. Bütün bu gelişmelerden sonra arkadaşlar 13 Mayıs 1983'te Kıbrıs Rumları Kıbrıs hükümeti olarak tanınınca biz de 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. 15 Mayıs 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurulduğu gün tanıyan ülke Türkiye'dir. Maalesef ABD, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği bağımsızlık kararına tepki göstermiştir. İngiltere'nin önerisiyle adada Kıbrıs Cumhuriyeti dışında hiç başka hiçbir hükümetin tanınmaması karar alındı. Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Yunanistan'la aramızdaki sorunlar. Birinci sorun Ege Kıbrıs sorunu, ikinci sorun Ege adalarının silahlandırılması. Biz Ege adalarını Yunanistan'a bırakmıştık ama kesinlikle silahlandırılmayacaktı. Yunanistan gizlice silahlandırdı adaları. Bunun üzerine Yunanistan'a nota verdik. Hala problemler devam ediyor. Kıta sahanlığı sorunu. Gene Yunanistan'da yaşadığımız bir sorundur kıta sahanlığı sorunu. Yunanistan petrol arama hakkını çok fazla genişletmiştir Ege'de. Türkiye'nin petrol aramasını engellemek istemektedir Ege'de. Kıta sahanlığı sorunumuzun temeli Yunanistan Ege'de Türkiye'nin petrol aramasını engellemek istemektedir. Yunanistan'da başka bir sorunumuz kara suların 12 mile çıkartılması. Yunanistan kara suları 12 mile çıkartmak isteyince bizim egemenlik haklarımız tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu yüzden hiçbir zaman bunu kabul etmeyeceğiz biz de. Lozan Anlaşması'nda kara suralı 3 mildir. Fakat önce Yunanistan sonra Türkiye bunu 6 mile çıkartmıştır. Fakat daha sonra bunu Yunanistan 12 mile çıkartmak istedi. 12 mile çıkartma durumunda Ege Denizi'nde Yunanistan çok büyük bir üstünlük sağlayacak. Türkiye nefes alamayacak duruma gelecek Ege'de. Bu yüzden biz de bunu kabul etmiyoruz. Gene Ege hava sahası sorunu var Yunanistan'ın. Fıratlı sorun demek bu. Ege hava sahası. Bu çıkmıştı bir kez. Fır ne demek de çıktı? Uçuş bilgi bölgesi demek. Yani KPSS'de olmasa da başka bir sınavda çıktı. Fır ne demek diye çıktı. Flight International Zone galiba. Uçuş bilgi bölgesi. Evet. 3 mil olan hava kontrol sahasını 10 mile çıkartmış. Bunun üzerine de Türkiye'nin gene çıkarları tehlikeye düşmüştür. Yunanistan 3 mil olan hava kontrol sahasını 10 mile çıkarttı. Bu da iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi. Türkiye'nin çıkarlarını zedelemektedir. Türkiye'nin Orta Doğu'daki politikası, Türkiye Orta Doğu'da en önemli olarak 1981'deki İslam zirvesine katıldı. Biliyorsunuz 1969'da Mescid-i Aksa kundaklanmıştı ve İslam Zirve Ortaklığı, İslam Zirve Konferansı kurulmuştu. Bizim kendi sorunlarımızdan önemli bir tanesi Ermeni terör sorunu, ASALA, Ermeni gizli ordusu demek bu. Bizim diplomatlarımızı öldürdü ASALA sürekli olarak. Yaklaşık 35 diplomatımızı öldürdü. Yani Türkiye'yi temsil eden kişiler bunlar. 35 sayının önemli değil. Türkiye'yi temsil eden kişileri öldürüyor. Dünyadaki Türk diplomatlarını öldürüyor. Daha sonra ASALA terör örgütü ortadan kalktı. Örgüt için anlaşmazlıklar oldu. Ve kurucularından bir tanesi öldürüldü. Agop Agopyan. Bunun üzerine tarih sahnesinden çekildi. Evet, evet öyle düşünülüyor. Evet öyle düşünülüyor. Türkiye'nin iç gelişmelerinden 1961 Anayasası %60 oyla kabul edildi.
Koalisyon ne demek arkadaşlar? Koalisyon, koalisyon birden fazla siyasi partinin hükümet kurması demek. Evet. 12 Eylül 1980 darbesinin sebepleri nedir? 1970-80 arasında çok fazla faili meçhul cinayet oldu. Önemli gazeteci Abdi İpekçi öldürüldü. Eski başbakanlardan Nihat Erim öldürüldü. Suikast yapıldı. Başbakan suikastla öldürüldü. Eski başbakan. Fark etmez. Eski yeni. Cumhurbaşkanı seçilemedi bir türlü. Dış ticaret açığı, döviz açığı, işsizlik, ekonomik bunalımlar ortaya çıktı. Konya'da bir Kudüs mitingi yapılmıştı. Sağ-sol gerilimleri vardı. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren askeri darbe yaptı. Askeri darbeden sonra Milli Güvenlik Konseyi oluşturuldu. Bu Milli Güvenlik Konseyi ülkeyi yönetti. Askeri darbenin başbakanı Bülent Ulusu'dur. Bülent Ulusu. Daha sonra Profesör Doktor Orhan Aldıkaçlı yönetimindeki bir kurum, bir kurur, bir komisyon. Profesör Doktor Orhan Aldıkaçlı yönetimindeki bir komisyon 1982 Anayasasını hazırladı. Anayasa kabul edildi. 1983'te Anavatan Partisi lideri Turgut Özal tek başına iktidara geldi. 1983 seçimlerine Anavatan Partisi, Halkçı Parti, Milliyetçi Demokrasi Partisi, MDP katıldı. Anavatan Partisi Turgut Özal tek başına iktidara geldi. Bu 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştu arkadaşlar. 1960'ta. 62'den itibaren 5 yıllık kalkınma planları uygulanmaya başlandı. 5 yıllık kalkınma. Birinci 5 yıllık kalkınma 63'te başladı. İkinci 5 yıllık kalkınma planı gibi planlar uygulandı. Biliyorsunuz Atatürk döneminde de birinci 5 yıllık sanayi planı vardı. Birinci sanayi planı uygulanmıştı ama ikincisi uygulanamamıştı. Evet. Bizim kalkınma planlarımız, yani 1962'den itibaren uyguladığımız kalkınma planlarının amacı yıllık %7 büyümektir. Yıllık %7 büyümek. İslam sorunu çözmek, dış ödemeler dengesini istikrara kavuşturmak, sosyal adaleti sağlamaktır. Biz 1970'lerde uyguladığımız ekonomiye ithal ikameci ekonomi deriz. İthal ikameci ekonomi 1970'lerde. Türkiye'de ilk otomobil fabrikası Tofaş'tır. Bursa'da 1971'de açılmıştır. İlk araba Murat 124'tür. Türk Otomobil Fabrikası anonim şirketi Tofaş. Bursa'da otomobil fabrikası kuruldu. 12 Şubat 1971. Fiat lisansıyla, İtalyan Fiat lisansıyla Murat 124 üretildi. Türkiye'de ilk bilgisayar karayollarında kullanılmıştır. Türkiye'de bilimin gelişmesi için 1962'de Türkiye Bilimsel Teknoloji Araştırma Kurumu, TÜBİTAK kuruldu. İlk bilgisayar 1960'da karayollarında kullanıldı. İlk televizyon düzenli olarak 1961'de TRT başladı. Başka neler var? Evet. Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yol açan başkanın adı nedir? Gorbaçov. Mihail Gorbaçov. Sovyetler Birliği'nde perestroika, yeniden yapılanma ve glasnost, açıklık politikalarını, reform çalışmalarını başlattı. Ancak Sovyetler Birliği dağıldı. Kendisine 1990'da Nobel Barış Ödülü verildi. Sovyetler Birliği dağıldığında ilk bağımsız olan ülke hangisidir? Gürcistan. Son bağımsız olan da kendisi, Rusya Federasyonu. Sovyetler Birliği dağıldığında ilk bağımsız olan Türk Cumhuriyeti hangisidir? Azerbaycan. 30 Ağustos 1991. Arkadan 31 Ağustos'ta da diğer Türk devletleri oldu. En sonda Türkmenistan'la Kazakistan oldular. İlk bağımsız Türk devleti Azerbaycan. Dediğim gibi sık sık Cumhurbaşkanımız söylüyor. Şangay Beşlisi kimdir? Şangay Beşlisi 1996'da Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştur. Ekonomik işbirliği yapılanmasıdır. 2001'de Özbekistan da Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmiştir.
İran, Hindistan, Pakistan, Moğolistan ise gözlemcidir. Kadife devrim nedir? Kadife devrim Çekoslovakya'da olmuştur. Kansız bir devrimdir. Çekoslovakya demokrasiye geçmiştir bu sayede. 1993'te Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılmıştır. Biliyorsunuz yakın dönemde Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti adını değiştirdi. Ne oldu? Çekya oldu. Çekoslovakya'ydı. 93'te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya oldu. En sonunda Çek Cumhuriyeti'nin adı Çekya oldu. Evet. Ebul Fez Elçi Bey kimdir? 1991'de bağımsız olan Azerbaycan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye'dir. Gorbaçov dönemindeki politikaların bağımsızlık hareketine zemin hazırlamasıyla Halk Cephesi 30 Ağustos 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığı ilan etmiştir. Halk Cephesi'nin lideri de Ebu Fez Elçi Bey'dir. Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir sözünü söyledi Atatürk. Geçmişte Ebu Fez Elçi Bey de iki kardeşin yan yana ayrı devletler kurduğu nerede görülmüştür? Kısa zamanda Türkiye ve Azerbaycan birleşmelidir demiştir. Daha sonra 1993'te Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev biz bir millet iki devleti sözü aradaki bağı güçlendirmiştir. Ama görüyoruz ki Haydar Aliyev gene bir diplomasi yapıyor, iki devletiz diyor. Ben Elçi Bey'i hatırlıyorum, Türkiye'nin valisi gibi konuşuyordu. Yani birleşmesek bile çok yakın ekonomik işbirliği kursak, tek devlet gibi davransak hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin çok yararına olabilir. Azerbaycan'ın yaşadığı bir sorun var, bitmek bilmeyen. Sorunun adı Dağlık Karabağ sorunu. Dağlık Karabağ sorununa bağlı olarak gelebilecek bir soru Hocalık katliamı. 1992'de Ermeniler Karabağ'daki Azeri sivilleri öldürdüler. 1992'de Hocalık katliamında Ermeni kuvvetleri, Ermeni askeri kuvvetleri Azeri sivilleri öldürdüler. Bazı ülkeler buna katliam demiştir. Azerbaycan ise buna soykırım demiştir. Azerbaycan zengin petrol kaynaklarına sahiptir. Azerbaycan'da şu anda ABD ve Rusya arasında büyük bir nüfus mücadelesi vardır. Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak projesi Batu-Tiflis-Ceyhan-Boru hattıdır. İran, Rusya ve Ermenistan başlangıçta buna karşı çıkmışlardır. Bu boru hattıyla Azerbaycan petrolü Batı ülkelerine aktarılmaktadır şu anda. BTC, Batu-Tiflis-Ceyhan-Boru hattı. Kazakistan, Nursultan Nazarbayev başkanıdır. Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Kazakistan'la beraber yaptığımız iş 1983 yılında Türkiye ve Kazakistan ortak olarak Kazakistan Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ni açmıştır. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi YÖK tarafından tanınmaktadır. Buradan alınan diplomalar tanınmaktadır. Burada özellikle yüksek lisans, uzaktan eğitim yüksek lisans popüler. Türkiye'den uzaktan eğitim yüksek lisans yapabilirsiniz Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde. Kazakistan'dan sonra geldik Kırgızistan'a. Kırgızistan'ı ilk tanıyan devlet gene Türkiye'dir. Kırgızistan ilk devlet başkanı Asker Aliyev. Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytamov Kırgızistan'da. En önemli romanı Sel Boylu Mallı Yazmalı. Özbekistan, İslam Kerimov. Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Türkmenistan ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Türkmenistan'ın çok büyük bir doğal gaz rezervi vardır. Orta Asya'da cumhuriyetler arasında en büyük doğal gaz rezervine Türkmenistan sahiptir. Bağımsız devletler topluluğu Sovyetler Birliği yıkılmasından sonra kurulmuştur. Buradaki her cumhuriyetin bağımsızlık ve eşitliğiyle kurdukları bir kurumdur. Bağımsız devletler topluluğu. Eski Sovyet ülkeleri kurmuştur. TİKA var. Her an soru gelebilir TİKA'dan. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. TİKA. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde, Türkiye'ye komşu ülkelerde, bu ülkelerle Türkiye arasında
ticari, teknik, sosyal, kültürel eğitim alanlarında işbirliği sağlamak için kurulmuştur. Söyleyeceğim. TİKA, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Türk dilinin konuşulduğu ülkelerde Türkiye'nin çıkarlarını savunmaya çalışır. Başbakanlığa bağlıdır TİKA. Gelişmekte olan ülkelerle işbirliği sağlamak, gelişmekte olan ülkeler için proje ve program hazırlamak, onlara destek olmaktır. En çok faaliyet gösterdiği 20 ülke: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Etiyopya, Filistin, Gürcistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Senegal, Sudan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna. Türkiye'nin çıkarı olan yerler. Ama tabii öyle demiyor. Ne diyor? Kültürel, ekonomik işbirliği diyor. Evet. Berlin Duvarı'nın yıkılması var. Ünlü. 3 Ekim 1990'da iki Almanya resmen birleşti. Berlin Duvarı 14 Ocak 90'dan itibaren yıkılmaya başlandı. Yaklaşık 10 ay sonra da iki Almanya birleşti. Berlin Duvarı Berlin'i ikiye ayırıyordu. Bir şehir ikiye ayrılmış duvarla. Bu duvar yıkıldı 1990'da. Sizler için tarih, biz bu günleri gördük. Evet. Avrupa AB üyesi olup euro kullanmayan ülkeler hangileridir? Danimarka, İsveç, İngiltere. AB üyesi olmayıp euro kullananlar: Monaco, San Marino, Vatikan. Monaco, San Marino, Vatikan. Hiçbir anlaşma yapmaksın euroyu kullananlar: Andorra, Karadağ, Kosova. Bunlar anlaşma yapmadan kullanıyorlar. AB'ye katılan en son ülke Hırvatistan. Türkiye'nin AB'ye girmesi için ilk hazır imzaladığı ana anlaşmanın adı ne? Yani Türkiye'nin AB'ye girmek için ilk imzaladığı anlaşma. 1963 Ankara Anlaşması. İlk anlaşma, AB ile ilk anlaşma 1963 Ankara. Yani 1963'ten beri biz AB'ye girmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarınız da söyledi. Daha önce yoktu mu? Evet, 1990'da Yugoslavya'dan kopan ilk devlet Slovenya'dır. Yugoslavya 1990'da parçalanmaya başlandı. Mavi Kelebek, katliam gerçeği. Evet, Yugoslavya parçalandıktan sonra Sırplar Boşnakları katletmeye başladılar. Soykırım, katliam, ne derseniz deyin. 1990'larda Avrupa'nın ortasında oldu bunlar. Boşnakların cesetlerini gizlemek için toplu mezarlar oluşturdular. Mezarların yerlerini tespit etmek için, zorlaştırmak için metal parçalar koydular. Fakat Artemis çiçeği ve bu çiçekle beslenen mavi kelebek sayısına artış oldu. Toplu mezarların üzerinde yetişen çiçeğe Artemis çiçeği deniyor. Bu çiçekle beslenenlere de mavi kelebek deniyor. Böylece 400 tane toplu mezar bulundu. Bak, bu tarihi bilmek çok önemli. 400 tane toplu mezar var. Yani en az 400 tane katliam yapmışlar. Bir defa, iki defa yanlışlıkla olan şeyler değil bunlar. Sistematik olarak özellikle Sırplar Boşnakları katletti. Müslüman oldukları için. En sonunda biliyorsunuz Dayton Anlaşması'yla Bosna Savaşı sona erdi. ABD Dayton Anlaşması'nı imzalaması etkindir. Gene Avrupa'dan değil ama ABD'den geldi. Savaşı durdurmak için gerekli şeyler. Dayton Anlaşması'nı Bosna Hersek adına Aliye İzzet Bogoviç imzaladı. Aliye İzzet Bogoviç kimdir? Bosna Hersek'in bağımsızlığını kazanmasına büyük rol oynayan İzzet Bogoviç'tir. Aliye İzzet Bogoviç. Bosna'nın ilk devlet başkanı seçildi. Aliye İzzet Bogoviç. Bosna'nın bağımsızlığını kazanmasına büyük rol oynamıştır. Daha sonra Kosova sorunu çıktı. Bu sefer Sırplar Arnavutlarla çatışmaya girdiler. En sonunda NATO bölgeye 60 bin kişilik bir askeri güç yerleştirdi ve Kosova 2008'de bağımsız oldu. Orta Doğu Körfez Savaşları. Birinci Körfez Savaşı 1990'da oldu. 90-91 arasında Irak diktatörü Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesi üzerine başladı.
petrol rezervlerini ele geçirmeye çalışıyordu. Türkiye bu dönemde 1. Körfez Savaşı sırasında Türkiye çok aktif bir dış politika izledi. Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Turgut Özal aktif bir dış politika izledi. Fiilen Körfez Savaşı'na katılmadık. Ancak ABD üslerinin İncirli'yi kullanmasına izin verdik. Türkiye Kerkük yumurtalık petrol boru hattını kapattı. Arkasından aradan 10 yıl geçti. 2. Körfez Savaşı oldu 2003'te biliyorsunuz. 2. Körfez Savaşı'yla da Irak yenildi ve Saddam Hüseyin idam edildi en sonunda 2006'da. Maalesef 2. Körfez Savaşı'ndan bu tarafa Irak'ta etnik ve dini çatışmalar devam etmektedir. Filistin sorunu, Filistin'in lideri kim? Yasser Arafat değil mi? Filistin sorununda Filistinlerin örgütünün adı Filistin Kurtuluş Örgütü. 1987'de intifada başlattılar. İsrail işgal ettikleri topraklarda intifada başlattılar. İsrail zor durumda bırakmak için. En sonunda 1994'te Yasser Arafat, Isaac Rabin ve İsrail Dışişleri Şimon Peres'e Nobel Barış Ödülü verildi. Ve Kahire'de bir anlaşma yaptılar. Yasser Arafat Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Gibi. Afganistan'da neler olmuştu? 1989'da Afganistan'dan Sovyetler Birliği geri çekildi. Fakat hala Afganistan'da maalesef tam olarak güvenlik sağlanamamıştır Afganistan'da. Bizi ilgilendiren bir sorun var. Orta Doğu'su sorunu. 1970'ten itibaren Türkiye GAP projesini uygulamaya başlayınca Suriye ve Irak tepki gösterdiler. Türkiye kendi taahhütlerinden fazla olarak Suriye'ye su bırakmaktadır. Saniyede 500 metreküp su bırakmaktadır. Su sorununa çözüm yolları arayan Türkiye ayrıca Fırat ve Dicle suyunun Arap Yarımadası'na ulaşmasını sağlayacak barış suyu projesini ortaya atmıştır. Ancak Suriye uzlaşmaz tutum göstermiştir. Dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmelerden günümüzde en çok konuşulan bir tanesi nanoteknoloji. Nanoteknoloji ne? Bir maddenin en küçük ölçüde kontrolü demek nanoteknoloji. Bir maddenin en küçük oranda kontrolü. Makine yapımında, tarımda, fizikte, hayvancılıkta, uzay çalışmalarında kullanılabilir. İlk kopya koyunun adı nedir? Dünyada üretilmiş 1996'da Dolly. Türkiye'de ilk kopya koyunun adı Oyalı. Oyalı. 1996'da Dolly isimli koyun üretildi. Kopya koyun. Türkiye'de de 2007'de Dolly üretildi. Kopya koyun. Çernobil kazası var. Çernobil kazası. Nerede oldu? Ukrayna'da oldu. Maalesef Türkiye'yi de çok etkiledi değil mi Çernobil kazası? Karadeniz'dekiler özellikle de çok etkilendi. Karadeniz İspirli Teşkilatı'nı işlemiştik. Evet. TÜBA denen bir şey var biliyor musun TÜBA'yı? TÜBA nedir TÜBA? TÜBA. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA. TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi. Türkiye'deki bilim adamlarının yaşamlarının ve yaşam düzeylerini korumak, araştırmacılıklarını desteklemek için kuruldu. Gençleri araştırmaya yönlendirmek için kuruldu. TÜBA. Başka Türkiye. TÜBA Ankara'da. TİKA da Ankara'da. Başbakanlığa bağlı. TİKA Başbakanlığa bağlı. TİKA da Başbakanlığa bağlı. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı. TÜBA da Türk bilim adamlarını desteklemekle ilgili bir kurum. TÜBA da Ankara'ya bağlı. Evet. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı kim? Tansu Çiller. Tansu Çiller, evet. Görevi başında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı. Turgut Özal. Evet. Görevi başında hayatını kaybeden tek Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'dır. Hı? Ne yapalım ya? Normal şey, Cumhurbaşkanı yapıyordu. Kalp krizi deniyor, zehirlenme deniyor. Başbakan benim. İnşallah. Amin.
Evet, edebiyat alanında Orhan Pamuk ilk kez Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Uluslararası başarıdır, değil mi? Edebiyat ödülünü alırken yaptığı konuşmanın adı nedir? Babamın bavulu. Sertab Erener, Eurovision şarkı yarışmasını kaç yılında kazandı? 2003. Neden? 2003. Sertab Erener 2003'te kazandı Eurovision şarkı yarışmasını. Neden babamın bavulu demiş? Babası vefat ettikten sonra bir bavul bulmuş. Babasının bütün bir pek çok kitap taslağı varmış. Babası da romancı olmak istiyormuş. Yazmış ama yayınlamamış. O da onları görünce üzülmüş. Babam da demek yazar olmak istiyor diye. Hikayesi kısaca böyle. 2008'de 3 maymunla en iyi yönetmen ödülünü alan kimdir? Nuri Bilge Ceylan. Cannes Film Festivali'nde, Cannes Film Festivali'nde 3 maymun adlı filmle Nuri Bilge Ceylan en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Naim Süleymanoğlu kimdir? Halter. 1988 Seul Olimpiyatlarında halter dalında altın madalya kazandı. Dünyanın en iyi sporcusu seçildi. Evet, 1992 Barcelona Olimpiyatlarında da aldı. Uluslararası Halter Basın Komisyonu dünyanın en iyi sporcusu seçildi. Atlanta'da da 96'da 4 dünya rekoru kırıp 3. kez madalya aldı. 2000'de halteri bıraktı. Halil Mutlu devam etmiyor hocam. Bakayım başka ne var. GAP hangi illeri kapsar? GAP projesi. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Antep, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Şırnak. 8 il. Kyoto protokolü nedir? Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele sözleşmesidir. Türkiye Kyoto protokolünü imzalamıştır. Birleşmiş Milletler'in dünyadaki iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için ortaya attığı Kyoto protokolüne Türkiye 13 Mayıs 2009'da imzalamıştır. Dün çalıştık dünyadaki önemli salgın hastalıklar. AIDS var değil mi? Kırım-Kongo kanama ateşi var. Kenelerden bulaşır. Kuş gribi var. H5N1. İnsanı öldürebilir. SARS akut solunum yolu yetmezliği 2003'te ortaya çıktı. Sebebi henüz bilinmiyor. Öksürük yoluyla bulaşıyor ve insanı öldürebiliyor. Hepatit var. Karaciğer hastalığı hasiyeti. Sarılık diye biliniyor. Aşırı alkol tüketimi. Virüs bakteriden olur. Sıtma hala ülkemizde yok ama hala Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da, Afganistan, Pakistan'da problemdir. Domuz gribi var. Değil mi? Tamam. Hocam bize burada dışarıdan geliyor. Dışarıdan geliyor. Evet, pis insanlar geliyor. Ya hocam gümrükten alıyor musun insanlar yani? Şey giriyorlar, gelirken duş almıyorlar, şey yapıyorlar, pis pis. Bize bulaşıyor. Evet, katkı vermek isteyen, bir şey söylemek isteyen. Hocam. Şey, hocam. Nereden başlayalım? Ha, senden başlayalım. Bu haberlere gördüm ben de. Nahçıvan'dan verdim bir yerden İran uyruklu bir şey göndermiş. Bir balık avro göndermiş. He şey yok şeyden bir yerden ana arılar gelmiş. Onları şey yapmışlar. Yakalamışlar ve inceleme öldürmüşler arıları. Şeyden Türkiye'deki arı nesli bozulmasın diye. Çünkü başka bir arı gelip Türkiye'deki arıları boğabilir. Şey yapacağım. Büyük bir arı. Onlara da saldırmışlar. Olabilir. Yok insanlara ondan değil. Arı neslini korumak için öldürdüler onları. Büyük bir arı ise gelip küçük arıları öldürebilir. Yok evet. Şeyden bayağı büyük yani. Hakkı yapmak istemiyor. Şey hocam. Zika var bir de galiba. Ha Zika bak önemli. Zika neydi? Sivrisinekle bulaşıyor. Şili'den başlamış. Güney Amerika'dan başlıyor. Çocukları büyümesini engelliyor değil mi Zika? Brezilya'da falan başlıyor. Brezilya'da. Fırat Kalkanı ile çıkıyor. Aa bak güzel. Fırat Kalkanı sorsa ne soracaklar? Serapus. Hangi günü? Hocam onu ya. Türkiye'nin şu tarihte başlattığında o kadar o da güzel ona da gelelim. Şimdi Fırat Kalkanı, nesini nasıl soracak Fırat Kalkanı? Amacını mı soruyor? Şimdi biz bunları işaretlediğimiz yıldan bunlar gün zor bir soru olur. Gün zor olur da. Hangi ama var? Bir şeye denk geliyordu Osmanlı'da. Yavuz Sultan Selim'in Mercize Bakı Zaferi'ne denk geliyor. Yavuz Sultan Selim'in? Mercize Bakı Zaferi'ni kazandığı gün. Suriye'yi fethettiği gün. Aynen. Aynı gün. Diğer Abdus'a
Fırat Kalkanı Harekatı başladı. Cerablus şehrine de geçirmiş. Şimdi bizim olacak mı onlar? He? Ne yapacaksın Cerablus? Cerablus ne yapacaksın mesela? Cerablus bizim olsa ne olur? Ya hayır, şey yok mu orada? Petrol, metro. Orada yok. Orada yok. Hayır, bizim başka bir kadar da toprağımız gözü yok. Olsun canım, fazla mı göz çıkarmaz? Ya, güzel bak, neden gidiyoruz? Fırat Kalkanı operasyonu sebebi sınırımıza yakın yerlerdeki terörist oluşumları yok etmek. Çünkü ne yapıyorlar? Vurup geri kaçıyorlar oraya. Gaziantep'te bombayı patlattılar ya, vurmuşlar oraya geri kaçmışlar. Hocam bir amaç şey, Suriye'den fazla Türkiye'ye gelmesi engelleme koridoru oluşturma. Orada rahat rahat şey yapacak mısın? Evet. Olabilir. Bir de şey var, arkadaşınız söyledi. Şahfırat operasyonu mu oldu? Ne oldu orada? Neydi ismi? Cabar Kalesi. Cabar Kalesi. Eşmeyem ne bir yere taşıdık. Evet, Cabar Kalesi'nin sınırımıza daha yakın yere getirdiler değil mi? Şahfırat operasyonu mu oldu? Evet, Şahfırat. Şahfırat operasyonuyla Cabar Kalesi daha güvenli bir bölgeye taşındı. Cabar Kalesi biliyorsunuz Türk toprağı. Evet, 10 kilometre geçiyor. Evet, Süleyman Şah'ın mezarı. Üçüncü defadır yer değiştiriyoruz aslında biz. Daha önce Suriye bize bir numara daha yapmıştı. Oraya baraj kurdular mahsustan, su bastırdılar orayı. Bizim karakolu su basacaktı, mecbur taşıdık biz de. Hocam, şimdi bu Suriye'de tam ne?